Umudu mantık kararsan herkese iyi akşamlar. Bugün bakalım ne yapabileceğiz dedik. Elimizde epeyce yapmış olduğumuz işlerden artan tahtalar var. Ama çoğunlukla da bu şekil çıtalarımız var. 2,5 1,80 ve boyları da 99 santim gibi hafif depolu ürünlerde. Bunlarla şimdi internetten biraz araştırdık. Bakalım kendin yap projesi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Aklımıza bir proje geldi. Şimdi bugün çalışmaya başlamadan önce biraz nostalji yapalım. Teybimize doğru ilerleyelim. Müzik ruhun gıdasıdır biliyorsunuz. Kaset çalarımızı atalım. İlan Şişeni bilir misiniz İlan Şişeni? İlan Şişeni açılmamış kaseti bir arkadaşın katliamına uğradı. En azından katliama uğramışken açıp dinleyelim onu. Nereden baksanız 96'lı yıllardan kalma bir kaset. Ama mono ses, stereo ses bu tarz araçlarda biliyorsunuz daha tatlıdır. Ve kaset çalarımızı açalım. Kasetimiz dönerken biz de yavaş yavaş işe koyulalım. Çalışacağımız parçaları belirleyelim. Ondan sonra da pratik olarak nasıl yapabiliriz onu planlayalım. Belki sizin de işinize yarar. Hadi bakalım çalışmaya başlayalım. Belirledik. 6 tane 90 santim, 20 tane de 30 santimlik parçaya ihtiyacımız var. Parçalarımızın arasından seçeceğiz şimdi. Ondan sonra boyutlarını ayarlayıp sonra mantolama moduna geçeceğiz. Hadi bakalım. Gerekli olan parçalarımızı hazırladık. Ana şasimizi oluşturacak olan 90 santimlik parçalarımız 6 tane. Ara bölmelerimizi oluşturacak olanlar 20 adet. Şimdi bunların kenarlarını güzelce işaretleyeceğiz. İşaretledikten sonra vidalama yaparken çatlama yapmaması için havşalarını açacağız. Havşalarını açacağız ki montalama sırasında aşağıdaki ağaca daha iyi bağlantı sağlayarak deliklerimizi, avuça vida deliklerimizi açacağız. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmuyorsunuz inşallah. Abone olmaya da tavsiyelerde bulunursanız seviniriz. Hem böyle boş vakitlerimizi değerlendirmek adına hem de başka videoları da daha içten yapabilmek adına bu tarz bir yardımda bulunursanız seviniriz. Normalde işimiz biliyorsunuz esnafız. Ama boş zamanları da böyle değerlendirmeyi seviyoruz. Akşamları saat 7 ile 9 arası boş vakit hem ölmüş oluyor hem günün yorgunluğunu, günün stresini de bunlarla uğraşarak atmış oluyoruz.
Gerekli parçalarımızı hazırladık. Ana şosemizi oluşturacağız. Sonra ara bağlantılarımızı bağlayacağız. Bakalım bitecek kısa zamanda gibi gözüküyor. Hadi bakalım, saldırmaya devam. Çiçekliğimizin ana gövdesi ortaya çıktı. Şimdi geriye ne kalıyor? Parçalarımızı taşıyıcı kısımlarını ekleyeceğiz. Sonra araya bir tane de ince kayıt atacağız. İşlemimiz sona doğru yaklaşmış olacak. Devam edelim. Hızlı ilerliyoruz ya, güzel olacak. Çiçekliğimizin iki katı ortaya çıktı. Şimdi araya bir kayıt gireceğiz. Şu bölgelerden hemen hemen yan tarafa da çiçek koyabilmek için. Onu da hallettikten sonra zımparalamamız var. Sonra da güzelce vernik stoğumuzda vernik varsa bir de vernik gireriz oraya. Cilli gibi olur. Hadi bakalım, hadi bakalım. We'll be right back.
Evet, çiçekliğimizin kabası bitti hemen hemen. Şimdi temizlik, sağlamlaştırma ve de vernikleşme kısmı kaldı. Verniklerini atacağız. Epeyce güzel oldu ha. Tamam, bakalım. Şimdi bakalım, elimizde vernik varsa bir de verniğini atalım güzelce. Ama önce güzel bizim paralayalım bunu. Ondan sonra. Çiçeklik ortaya çıktı. Şimdi buna bir de güzelce koruyucu olsun diye Pinosa'nın ahşap verniğinden vuracağız. Açık meşe rengi. Sadece doğallığını korusun diye bu arayı boş bırakacaktık ama balkonda böyle üzerine telefon melefon atmaya güzel olur diye düşündük. Çiçeklerin yanında küçük biblolar da olabilir. Evet, hadi bakalım şimdi verniğe geçelim. Güzelleştirmeye başladı. Kullandığımız alet çamdı. Fakat meşe renginde verniği seçtik. Aslında seçmedik. Elimizdeki malzeme buydu ama güzel de duracak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Hadi. Beğenmeyenler serçe parmağı ranzaya çarpsın. Çarpsın be. Beğenmeyenlerin serçe parmağı ranzaya çarpsın. O acıyı çeken bilir. Verniğimiz de bitti. Birinci katını attık. Şimdi kurumaya bırakıyoruz. Onu kuruduktan sonra son rötuş ve ikinci katını attıktan sonra yerini alacağız ona bakalım. Güzel oldu. Çok pratik bir ürün. Gördüğünüz gibi kısa sürede yapılabilir bir ürün. Yerinde gördüğünüz zaman daha da hoş olacak. En sonunda malzemeleri de sayacağım size neler olduğunu. Canı sıkılan, imkanı olan yapsın bir tane, ne olur ya. Evet arkadaşlar, umarım antik garajda bir kendin yap projesinin daha sonuna geldik. Balkonlar için güzel bir çiçek saksılık oldu. Ne harcadık buna? 3 milim genişliğinde 30 metreye yakın bir tahtamız gitti. 70'e yakın da 35'lik ahşap vidası gitti. Geri kalan da emek oldu. Yani bir 100-400
90-100 lira arası bir maliyete böyle bir şey yapma şansımız var. Bir de çam da kullandığımız ağaç. Fakat biz buna vernik attık. Meşe verniği attık. Çok da güzel bir görüntüsü oldu. Evet, videonun sonuna geldik. Beğenmeyi, abone olmayı ve videoyu tavsiye etmeyi yaparsanız çok seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Boş durmayın, boş iş yapın ya arada bir. Keyfiniz yerinize gelir.